Bugünkü dersimizde taban aritmetiği yapacağız. Şimdi şimdi şuna değinmek istedim öncelikli olarak. Sınıf öğretmenliği temel matematik dersinde aslında olması gereken konular, yani sınavda sorumlu olduğumuz konularla ilgili önce neler var onlara bir bakalım, ardından da taban aritmetiği yapalım diye düşündüm arkadaşlar. Şimdi burada sayı sistemleri zaten bu bildiğimiz normal sayı kümeleri olacak arkadaşlar. Sayı kümeleri var, problemler var, taban aritmetiği var, bölme bölünebilme, ebopekok var. Şimdi kesirler, yani rasyonel sayılar var, örüntülü sayılar var. Örüntülü sayılardan kastımız ne arkadaşlar? Örüntülü sayılarda diye düşündüğümüz şey aslında normalde bizim ardışık sayılarımız var ya, işte bunlar üzerinden belli başlı farklı kurallarla tanımlanmış sayılar diye düşünebiliriz. Temel geometrik şekiller, temel geometrik şekillerden zaten üçgenler, dörtgenler, çember diye düşüneceğiz bunları da. Temel uzay geometrisi, buradaki zaten üç boyutlu şekiller diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ölçüler, zaten açı ölçüleri vesaire. İlkokul matematik konularının ilkokul matematik programıyla ilişkisi. Şimdi bunlara baktığımızda burada arkadaşlar eksik olarak görünen şeylerden bir tanesi fonksiyonlar. Bileşke ve ters fonksiyonla ilgili zaten sürekli bir soru sorulmuş. Her yıl bir soru var bununla ilgili. Zaten bildiğiniz üzere toplamda kaç tane soru arkadaşlar burada? 9 ya da 10 tane soru diye düşünebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi problem ya da iki tanesi problem oluyor. Bu problemlerle ilgili bir sayı kesir, bir de hız problemi oluyor genelde. Diğerleri de zaten işte sayı kümeleri, işte faktöriyel kavramı gibi. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani bunlar bizim normalde sınıf öğretmenliği matematikte sorumlu olduğumuz matematik konuları diye düşünebiliriz. Yani aslında bunun çok fazla normaldeki bizim genel kültür, genel yetenekteki matematikte aslında çok ciddi bir farkı yok. Sadece burada işte genel kültür, genel yetenekte olmayan konulardan bir tanesi taban aritmetiği bizim için önemli. İşte örüntülü sayılar yine bizim için hani farklı olabilecek şeylerden bir tanesi. Gibi. Tamam mı? Yani çok aslında diğer genel kültür, genel yetenekten çok da farklı o değil arkadaşlar. Buradaki konularımızda tekrar bakalım. Şimdi taban aritmetiği ile ilgili var mı fikriniz daha önceden? Taban aritmetiği normalde YKS müfredatında vesairede uzun zaman önce kaldırılan bir konu. Ve bu konuyla ilgili hani çok fazla daha önce karşılaştığınız bir şey değil. Olmadığı için de normal olarak hani özellikle bu konuyu seçtim. Hani çok fazla karşılaşmadığınız, daha önce görmediğiniz vesaire bir konu. Bu yüzden de bu konuyu seçtim arkadaşlar. Bu konuda da zaten çok zorlanacak bir konu değil. Temel benzerlik, yani temel durumları içeren konulardan bir tanesi. Bu yüzden de çok da hani aşırı zorlanacağınız bir şey değil arkadaşlar. Şimdi taban aritmetiği ile ilgili bilmem gereken şeyler arkadaşlar. Normalde biz hep onluk sistemdeki sayıları kullanıyoruz. Yani biz hep bunlarla ilgili ilişkili şeyler yapıyoruz. Tamam mı? Ve hani buradaki bildiğimiz şeylerden bir tanesi ne? İşte bizim onluk tabandaki rakamlarımız. Neler onlar? Onluk tabandaki rakamlarımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde ilerlersem 9'a kadar değil mi? Şimdi burada da baktığımızda herhangi bir tabandaki sayının çözümleyerek arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Onluk tabandaki eşitini bulabiliyoruz. Şimdi burada kuralı var. Mesela atıyorum benim sayım normalde işte 234. Tabii ki bu ne olsun? İşte 6 tabanında bir sayı olsun. Şimdi buradakine baktığımızda, buraya baktığımızda arkadaşlar burası ne oluyor aslında sayımızın? 6 üzeri sıfırlar, tamam mı? Basamağı olmuş olacak. Yani aslında baktığımızda birler basamağı diye düşünebiliriz. Biraz hastayım, o yüzden sesim falan garip geliyor olabilir. Biraz titreşimli vesaire geliyor olabilir. Arada biraz burnumu da çekebilirim. Çok Kusura bakmayın şimdiden arkadaşlar. Şimdi buradakine baktığımızda burası ne olacak? 6 üzeri 1'ler. Teşekkür ederim. 6 üzeri 1'ler basamağı, yani 6'lar basamağı diye düşünebiliriz buradaki sayımızı da. Şimdi bunu normaldeki sayıyla direkt bağdaştırabiliriz. Mesela atıyorum 245 sayısına da baktığımızda burası ne oluyordu bizim için? 1'ler. Burası ne oluyordu? 10'lar. Şurası ne oluyordu? 100'ler basamağı değil mi? Şimdi bunlara baktığımızda 1'ler, 10'lar ve 100'ler dediğimizde buradakinde ne olmuş olacak? Şimdi 10'luk tabanda olduğu için ne olmuş olacak aslında? Hepsi 10 ve 10'un kuvvetleri şeklinde gidiyor ya. Şimdi sayımız 6'lık tabanda olduğu zaman da ne olacak? 6 ve 6'nın kuvvetleri şeklinde. Şimdi burası 6'lar basamağı. Şuraya baktığımızda da burası 6 üzeri 2'den ne olmuş olacak? 36'lar basamağı olmuş olacak. Tamam mı? Yani mesela bir sonraki basamak ne olacak? İşte 6 üzeri 3, o da ne? 216. 216'lar basamağı olmuş olacak. Tamam mı? Bu benim için dikkat etmem gereken hususlardan bir tanesi. Şimdi mesela burada dikkat edeceğimiz husus ne arkadaşlar? A sayı tabanını ve X, Y, Z A tabanındaki rakamları göstermek üzere dediğimizde, şimdi mesela atıyorum 1 A, B, C sayım var ve bu sayı X tabanında olsun arkadaşlar. Şimdi X tabanında olan bu sayı ile ilgili konuşuyorsam ben A, B, C rakamlarına baktığım zaman A, B, C rakamları ne olmuş olacak? Kesinlikle ve kesinlikle C'de, B'de, A'da ne olmuş olacak? Her halükarda X'ten küçük olmak zorunda. Tamam mı? Yani mesela atıyorum şöyle bir şey diye düşünürsek. Mesela bir A, B, C sayımız olursa, bu sayı 4 tabanındaysa eğer, A, B, C ile ilgili konuşuyorsak, A, B, C'nin alabileceği değerlerle ilgili konuşuyorsak arkadaşlar 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir diye düşünüyoruz. Tamam mı? Mesela onlar tabanı 10 olan bir sayı ile ilgili konuşuyorsak nasıl olacak arkadaşlar? Mesela atıyorum A, B, C şimdi 10 olursa, yani bizim sürekli kullandığımız bir şey olursa ne olmuş olacak arkadaşlar? Buradaki hikayeye baktığımızda rakamlarım, yani A, B, C'nin alabileceği değerler ne olacak? 0, 1, 2, 3, nereye kadar? 9'a kadar olabilecek değil mi? Yani buradaki sayıya baktığımızda aslında tabandaki sayı benim için önemli. Yani tabanda mesela burada 4 varsa arkadaşlar A, B, C ile ilgili ne düşünüyorum arkadaşlar? A, B, C... ne olacaktı? 0, 1, 2, 3, 4'ten pardon 4 olamayacak. 0, 1, 2, 3'ten bir tanesi olmak zorunda. Mesela atıyorum başka bir şekilde düşündüğümüzde AB burası 5 tabanında olursa, şimdi mesela şuna göre bakarsak arkadaşlar 5 tabanındaki en büyük sayı kaçtır sizce? 5 tabanında yazabileceğim en büyük sayı sizce kaç olur burada? Şimdi böyle bir soru gördüğümde, böyle bir şeyle karşılaştığımda ne diye düşünmem gerekiyor? Şimdi AB'ye baktığım zaman AB ne olabilir? 5 tabanında olduğu için 0, 1, 2, 3, 4 olabilir. Bravo Rabia, 44 olacaktır değil mi? En büyük sayı olması gereken 44'tür. Değil mi? En büyüğü de şöyle ifade etmiş olalım. Tamam mı? Burada anlatmaya çalıştığımız şeyler tam olarak bunlar arkadaşlar. Şimdi... Buradaki sayılara baktığımızda bir de bir sayının tabanı arkadaşlar, tabandaki sayı var ya, mesela şuradakiyle ilgili konuşuyorsam X tabanındaki sayı da X her zaman birden büyük olmak zorunda. Yani tabanın birden büyük olmak zorunda. Ne olabilir? 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir, 100 olabilir gibi gibi, fakat birden büyük olmak zorunda. Çünkü tabandaki sayı 1 olursa eğer ne olmuş olacak arkadaşlar? Sayım direkt 0'a eşit olacaktır. Bu yüzden de ne yapmaz? Bir sayı aslında çok da belirtmemiş olacak. O yüzden de tabandaki sayımız ne olacak arkadaşlar? Birden büyük olmak zorunda. Şimdi mesela ikilik sayma sisteminde kullanılan rakamların kümesi ne olacak arkadaşlar? Biraz öncekiyle yine ilişkili bir durum. Yine farklı örnekler. 0 ve 1 olabilir değil mi? İkilik sayma sisteminde. Beşlik sayma sisteminde ne olabilir? Yani tabanım eğer 5 olursa ne olacak arkadaşlar? Yani kullanabileceğim rakamlar 0, 1, 2, 3, 4 olacak değil mi? Şimdi bizim normalde 10'luk sayma sisteminde ne olmuş olacak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 olacak değil mi? Şimdi diyor ki burada mesela atıyorum 12'lik sayma sistemine göre yazarsak burası ne olur arkadaşlar? 10, şurası da ne olmak zorunda? 11 olmak zorunda değil mi? Var mı problem arkadaşlar buraya kadar? Geçen seneden sınava girdiniz mi hiç? Sınavla ilgili tecrübeniz var mı? Rica ederim. Yoksa ilk kez mi gireceksiniz sınava? Denemek için girmiştin çalışmadan. Peki, güzel. Peki Rabia, nasıldı sence? Yani matematik kısmı ile ilgili konuşursak. Şükran, sen nasıl yaptın? 42 net yapmıştın. Matematik kısmında zorlanmış mıydınız peki? Nasıldı durum? Çok zor gelmedi. Şükran, sen ne düşündün? Peki. YKS'ye göre evet biraz daha kolay. Yani aslında ÖABT'deki matematik kısmı biraz daha kolay. Normal genel kültür, genel yeteneğe göre de daha kolay aslında. Yani çok ağır değil. Yani oradan direkt 10'da 10 yapmak, 10'da 10'u hedeflemek çok rahat olacaktır. Çok rahat yapılacaktır. 10'da 10'u hedeflemek bence güzel olur. 10'da 10 da rahatlıkla yapılır diye düşünüyorum. Şimdi buraya baktığımızda ne diyorsunuz arkadaşlar? Şimdi B ve B 5 sayı tabanıymış. Toplamın alabileceği en büyük değerin 10 tabanındaki eşitini bulalım arkadaşlar. Buradan ne yapacağız? Şimdi en büyük değerini sorduğu için B'nin alabileceği en büyük değer nedir arkadaşlar burada? Baktığımız zaman B ne olabilir en fazla? Tabii ki de 4 olacak değil mi? B en fazla 4 olabilir. Şimdi B buradan 4 olursa A buradan ne olabilir arkadaşlar? Şuraya baktığımızda A ne olmalıdır? Burada da sayı tabanım direkt 4 ise ne olmalıdır? 3 mü olacak o da? En fazla. Şimdi sayımıza baktığımızda ne oldu? Bir tanesi 132 ki bu ne arkadaşlar? 4 tabanında. Diğer sayımıza baktığımızda bu da ne olacak arkadaşlar? 421, bu da 5 tabanında. Şimdi buradaki sayılarımızı onluk tabana nasıl çevireceğiz? Onunla bakalım. Şimdi arkadaşlar buradakileri onluk tabana şöyle çeviriyoruz. Şimdi burası baktığımızda rakamsal olarak değeri 1 değil mi? Peki bunun basamak olarak değeri. Şimdi 5'lik tabanda olduğu için basamak olarak değerini düşünürsek o da 5 üzeri 0 olacak değil mi? Şimdi şuna baktığımızda burası ne olacak arkadaşlar? Bunun basamaktaki rakamsal değeri 2'dir. Ama bunun basamak değeri ne olmuş olacak? 5 üzeri 1. Şuna baktığımızda burası ne olacak arkadaşlar? 4. Burası ne olacak? 5 üzeri 2 mi? Şurası ne oldu? 1. Buraya baktığımızda burası ne oldu? 10. Şurası ne arkadaşlar? 4 çarpı 25'ten 100 mü olacak? Şimdi şuradaki sayımızı topladığımızda arkadaşlar burası ne oldu yani? 111 mi oldu? Şimdi 111 aslında şunun neymiş arkadaşlar? Onluk tabandaki değeri değil mi? Şimdi normalde de bizim kullandığımız sayılar hep onluk tabanda olduğu için biz bunun tabanına 10 yazma gereği duymuyoruz. Tamam mı? Şimdi mesela şuna baktığımızda burası ne olmuş olacak? Şimdi bununla ilgili konuşuyorsak 2 çarpı 4 üzeri 0 değil mi? Bu da nedir arkadaşlar? 4 üzeri 0 1 olduğundan dolayı 2 çarpı 1'den burası ne olacak? 2. Şuraya baktığımızda burası ne olacak? 3 çarpı 4 üzeri 1 olacak. Çünkü bunun basamak değeri 4'ün 1. kuvveti olacak değil mi? Buradan 3 üzeri 4'ten 12. Şuraya baktığımızda burası ne olacak arkadaşlar? 1 çarpı 4'ün karesinden burası ne oldu? 16 mı? Şimdi bunları taraf tarafa topladığımızda buradan da ne oldu arkadaşlar? 28, 30 muymuş? Şimdi şunu mesela şöyle düşünün. 132, 4 tabanında 132'nin onluk tabandaki değeri neymiş arkadaşlar? 30. Bizim aynı zamanda 5 tabanındaki 421'imizin de baktığımızda ne olacakmış? Onluk tabandaki değeri 111 olacakmış. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunların diyor ki 10 tabanındaki eşitlerini bulalım demiş. Ne yaptık arkadaşlar? 10 tabanındaki eşitlerini bulmuş olduk değil mi? Var mı problem? Burada sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Rica ederim. Hop. Peki hemen şuna bakalım. Burada ne diyor? Arkadaşlar bir de şeyi merak ediyorum. Daha önce hiç online eğitim aldınız mı? Yani sınav hazırlıkta online eğitim aldınız mı? Tabii ki üniversite dönemlerinde pandemiden dolayı online eğitim olmuştu ama daha önce hiç online eğitim aldınız mı? Evet. Peki düşünüyor musunuz online eğitim sizce nasıl? Yani bu konudaki fikriniz nedir? Peki kimse şey yapmayacak galiba. Şimdi aynen yani evet bir de şöyle bir avantajı var aslında. Burada dersler kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alındıktan sonra tekrar izleme şansın oluyor sınava kadar. Bu yönden de bence ciddi avantajlı aslında. Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi diyor ki buradaki sorumuzda da 5 tabanındaki işte 40-13 sayısının basamaklarını bulalım ve çözümleyelim demiş. Şimdi arkadaşlar bunun basamaklarına baktığımızda ne olmuş olacak? 40-13 sayımız var 5 tabanında. Şimdi bunun basamağı nedir arkadaşlar? Aynen Rabia. Yani bu tabii ki tamamen sistem ve yani şeyle ilgili. Biraz sen biraz sistemle ilgili aslında. Şimdi buradaki olaya baktığımızda burası ne olacakmış? 3 çarpı 5 üzeri 0 değil mi? Yani 3 çarpı 1. Şimdi buranın basamağı ne arkadaşlar? Direkt birler basamağı diyebiliriz. Tamam mı buraya? Birler basamağı. Şimdi şuraya baktığımızda burayı çözümlediğimizde ne olmuş olacak arkadaşlar? 1 çarpı 5 üzeri 1 olacak. Bu da nedir? 1 çarpı 5'ten 5 olacak. Ve aynı zamanda arkadaşlar burası da ne? 5 üzeri birler basamağı. Şimdi şuna baktığımızda burası ne olacak? 0 çarpı 5'in karesi. Buradan da ne olmuş olacak? 0 olacak değil mi? Burası da ne arkadaşlar? 5 üzeri 2'ler basamağı. Tamam mı? Arkadaşlar biraz modum düşükmüş gibi gelebilir. Rahatsızım. Yeni gelen arkadaşlar için söyleyeyim. Biraz rahatsızım. O yüzden modum şeymiş gibi çok yavaş vesaire gelebilir. Kusura bakmayın. Şimdi şuna baktığımızda burası ne olacak? 4 çarpı 5 üzeri ne olmuş olacak? Burası da 3. Buradan da arkadaşlar 4 çarpı 125 olacak. Bu da nedir burada? 500 mü olacakmış? Peki şu da nedir arkadaşlar? 5 üzeri 3'ler basamağı olacakmış. Tamam mı? Bu da bizim için basamak olarak baktığımızda 5 üzeri 3'ler basamağı yani 125'ler basamağı diye düşünebilirsiniz. Tamam mı? Var mı problem? Peki şimdi buradakine baktığımızda 4 tabanındaki sayısının basamaklarını bulalım ve çözümleyelim demişiz yine. Şimdi arkadaşlar bu sayı nasıl çözümlenecek? Şimdi buradakine baktığımızda normalde sola doğru tamam onunla ilgili bir sorunumuz yok ama sağa doğru da bir problem var değil mi? Şimdi sağa doğru olanda nasıl bir problem olacak? Şimdi şunlara baktığımızda buralarla ilgili konuşurken ne diyeceğiz arkadaşlar? Burası ne? 3 çarpı 4 üzeri 0 olduğu için burası ne? Birler basamağı değil mi? Şimdi normalde mesela şöyle düşünürsek atıyorum 3,01 sayısını onluk tabanda düşünürsek ne olacaktı arkadaşlar? Şöyle baktığımızda burası neydi? Birler basamağı değil mi? Çünkü nasıl oluyordu? 3 çarpı 10 üzeri 0 diyorduk ve burası birler basamağı oluyordu değil mi? Şimdi şurası ne olacaktı? 0 çarpı 10 üzeri eksi 1 ve burası 10'da birler basamağı değil mi? 10'da birler basamağıymış. Şurası ne olacak? 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 dediğimde Bu da ne olacak? 10 üzeri eksi 2 nedir arkadaşlar? 1 bölü 100 mü olacak? 1 bölü 100 olduğu için bu da ne olacak arkadaşlar? %1'ler basamağı olacak. %1'ler basamağı olacaktı değil mi? Şimdi buraya baktığımızda burası 1'ler basamağı oldu. Burası ne? 0 çarpı 4 üzeri eksi 1 olacak. Burası ne arkadaşlar? 4'te 1'ler basamağı. Şuraya baktığımızda burası ne olacakmış? 1 çarpı 4 üzeri eksi 2. Bu da nedir arkadaşlar? 4 üzeri eksi 2 de 16 olduğu için burası da ne olacak? 16'da ne olmuş olacak? 1'ler basamağı. Tamam mı? Bunlar bizim için yani aslında normal onluk tabandaki sayıyla aralarında ne yazık ki hiçbir fark yok arkadaşlar. Sadece isimler değişiyor. Mantık hep aynı. Fakat sadece isimlerine bakıyorum. İsimlerine göre değiştiriyorum ya da şey yapıyorum. Tamam mı? Var mı arkadaşlar burada problem? Peki. Şimdi diyor ki buradaki sayıya baktığımızda 125 sayısı ne olmuş arkadaşlar? X tabanındaymış. Ama 53 sayımıza baktığımızda bu ne arkadaşlar? Onluk tabandaymış değil mi? Şimdi şuradaki sayıyı aslında biz onluk tabana çevirirsek, yani 125 tabanında x sayısını onluk tabana çevirirsek nasıl yapacağız peki biz bunu? Şurası ne arkadaşlar? 5 çarpı x üzeri 0 olacak, yani 5 oldu. Şuraya baktığımızda burası ne olacak? 2 çarpı x üzeri 1 oldu. Bu da ne olacak arkadaşlar? 2x mi olacak? Şuradakine baktığımızda burası da ne olacak? 1 çarpı x'in karesi olacak ve bu da x kare olacak. Şimdi bunları toplarsam x kare artı 2x artı 5 oldu değil mi? Şimdi bu sayımız neye eşit olacakmış? Burada 53'e mi eşit olacakmış? Yani x kare artı 2x artı 5 eşittir 53 olacakmış değil mi? Peki 53 olacaksa buradan şunu şu tarafa attım. X kare artı 2x ne oldu? Eksi 53'tü. Eksi 48 mi oldu? Eşittir 0. Buradan ne olur arkadaşlar? Artı 8'e eksi 6 diye ayrıldı. Şurası xx diye ayrılacak. Şimdi buradan baktığımızda ortadaki ne? Artı 2x sağlıyor mu? Gayet de sağlıyor. Peki burası ne oldu? X artı 8 çarpı x eksi 6 oldu. Eşittir 0'mış. Buradan x eşittir eksi 8. X eşittir. Buradan ne oldu arkadaşlar? 6 mıymış? X değerini bulalım demiş. Peki burada da arkadaşlar x'in eksi 8 olma ihtimali tabii ki de yok. O yüzden de cevabımız ne olacak yani buradan? 6 olacakmış. Yani x'imiz neymiş arkadaşlar? 6 olacakmış. Tamam mıdır? Var mı problem? Var mı sormak istediğiniz bir yer? Arkadaşlar sistem ve işleyişle ilgili merak ettiğiniz bir şey var mı? Matematikle ilgili olur. Bir de genel kültür, genel yetenekle ilgili herhangi bir kursa vesaire gidiyor musunuz? Ya da kurs aldınız mı? Alıyor musunuz? Bununla ilgili herhangi bir kurs vesaire alıyor musunuz? Mantıklı. Yani temelin iyiyse tabii ki de mantıklı olan ve şey olan o. Yani güzel. Ama ÖABT ile ilgili biraz ihtiyacın olabilir. Diğer derslerle ilgili özellikle. Hani matematikle ilgili zorunun yoksa hani çok matematik hani aşırı yapamıyorum, dinlemem lazım vesaire gibi bir şey olabilir. Yani olmayabilir ama sadece konu çerçevelerini, ne çıkıyor ne çıkmıyor onları öğrenmek için mesela bir şeye ihtiyacın olabilir. Bir kurs ya da bir şeye ihtiyacın olabilir. Anladım. Gayet güzel. Yani bunlarla ilgili arkadaşlar yani sistem ve işleyiş bu şekilde. Zaten dersleri bu şekilde anlatıyoruz. Anlattıktan sonra dersler sisteme kayıt oluyor zaten. Kayıt olduktan sonra da tekrar izleyebiliyorsunuz. Ders kaçırma gibi bir şeyiniz olmayacak. Arkadaşlar bu da bugünlük son sorumuz olsun. Çünkü çok şey durumdayım yani. Tıkanıyorum sürekli. Şimdi buradakine baktığımızda şuradan ne olmuş olacak? Buradakilere baktığımızda aslında bunları direkt onluk tabana çevirsek hepsi birbirine benzer bir şey olmayacak mı? Çıkmayacak mı ortaya? Şimdi buradan nasıl onluk tabana çevireceğim arkadaşlar? M2, 3. Burası ne? Beşlik tabanda. Şuraya baktığımızda burası ne olacak? 3 çarpı 5 üzeri 0 artı 2 çarpı 5 üzeri 1 artı m çarpı ne olmuş olacak? 5 üzeri 2 olacak değil mi? Peki bunu da düzenlersen buradan ne olacak? 3 artı 10 artı 25 m mi olacak? Yani bu da nedir arkadaşlar? 25 m artı 13 müymüş? Şimdi şuraya baktığımızda 221 tabanında 7. Buradan ne olmuş oldu? 1 çarpı 7 üzeri 0 artı 2 çarpı 7 üzeri 1 artı 2 çarpı 7 üzeri 2 mi oldu? Şimdi şuraya baktığımızda burası ne olacak? Şurası 1, şurası ne? 14, şurası ne? 98 miymiş? Topladığımızda ne olur arkadaşlar? 108, 112, 113 mi oluyor? Burası. Yani bunlar aslında birbirine eşit olacaklar değil mi? Buradaki ifadeye baktığımızda. Peki 113 eşittir 25m artı 13 olduğuna göre bunu karşıya atıyorum. 113 eksi 13 eşittir 25m. Peki buradan ne olacak arkadaşlar? Şurası 100'müş, burası 25m. Buradan 25'e bölüyorum her tarafı. M ne olacakmış arkadaşlar? 4 mü olacakmış? M değeri, yani M değerimiz 4 olacakmış arkadaşlar. Tamam mıdır? Var mı sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Aynı zamanda matematikle ilgili herhangi bir sorunuz olursa Tekuzem sayfasından Instagram hesabına da ulaşabilirsiniz. Oradan da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hem sistem hem işleyiş hem matematik çalışmayla ilgili bu tamamen size kalmış bir şey. Umarım siz de katılırsınız aramıza. Derslerim henüz başlamadı. Sizleri de beraber ilerleriz diye düşünmekteyim. Çok teşekkür ederim bu konuyla ilgili de. Rica ederim arkadaşlar. Bu konunun zaten tamamını daha detaylı işte toplaması, çıkarması biraz uzun sürecek bir şey. Toplamasıyla, çıkarmasıyla normal zaten konularımıza, derslerimize başladığımız zaman detaylı bir şekilde daha fazla işleyeceğiz. Genel olarak arkadaşlar biraz modum düşük gelmiş olabilir ama anlatım tarzım falan zaten aynı. Biraz daha normalde daha enerjik ve motiveyim. Sadece işte başım kazan gibi olduğu için sesim kendi kulağımda yansıyor biraz. Garip bir durum. O yüzden hani çok böyle modum düşük de gelmiş olabilir size. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım sınavda da istediğiniz netlere ve hedeflere ulaşır ve güzel bölümlere, güzel bir yerlere atanırsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere diyeyim. Kendinize de çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar, iyi akşamlar arkadaşlar.